Windows kısa yollarında bir de Windows logo tuşunu veya başlat tuşunu kullanarak yapabildiğimiz bir grup vardır. Bunların en yerlisi bana sorarsanız herhangi bir anda, yani herhangi bir uygulamadayken, herhangi bir işlem yapıyorken masa üstüne dönebilmenizi sağlayan Windows M kısa yoldur veya Windows D kısa yoldur. İkisi de birbirine benzer işler, hatta aynı işleri yapıyorlar. Windows tuşuna basarak M'ye bastığımda herhangi bir uygulamadayken bir anda masa üstüne geçiş yapabiliyorum. Tekrar açık olan programlar arasında geçiş yapabilmek için Windows logo tuşuna basarak Tab tuşuna basarsanız da size açık olan programlarınızı gösterecektir ve bunların arasından istediğiniz herhangi bir tanesine durarak tuşu bırakırsanız o uygulamaya geçiş yapacaktır. Bunun yanı sıra sadece Windows logo tuşuna basmak da aslında bir şeyin kısa yolu. Bu da Windows'un başlat menüsü dediğimiz menüyü açmanın kısa yoludur. Buradan direkt olarak belli bir işleme geçiş yapabiliriz. Yine bir kısa yol daha belirtmek istiyorum. Windows F kısa yolunu belirtmek istiyorum. Windows F kısa yolda herhangi bir uygulamaya başlamak için direkt olarak buradan yazarak uygulamayı arayabileceğimiz ve onu açabileceğimiz bir ortam bize sunmaktadır. Mesela bir arama yaptım ve bu arama ile ilgili çıkan bütün uygulamaları bana gördüğünüz gibi gösterdi. Son bahsetmek istediğim bu anlamda kısa yolda Windows L kısa yolu. Windows L de lock'ın aslında baş harfi L. Windows'unuzu kitleyerek daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Çünkü bilgisayarınızın başından kalkarken başkaları sizin bilgilerinizi girip kurcalayamasın diye genellikle Windows L'ye basmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede Windows'unuzu kilitliyor ve sizin bildiğiniz bir şifreyi sorarak başkalarının Windows'unuza ulaşmasına veya dosyalarınıza ulaşmasına izin vermiyor Windows.